Sevgili izleyiciler, artık eleme heyecanına geçiyoruz. Gecenin konsepti Yıldız Sensin. Şu anda sahne arkası adeta bir samanyolu. Bir tür yıldız savaşlarına şahit olacağız bu gece podyumda. Herkes hazırsa eğer ilk yıldıza ışınlanalım istiyorum. Podyumun açılışını yapıyor. Bakalım hangi sahnede kendisini görmek ve yıldız olmak istedi. Özden Cerrahoğlu podyumda. Mücevher firmasında inci yüzüyüm. Böyle private bir parti yapıyoruz. Oranın yıldızıyım, parlıyorum. İncilerinle evet. Göz kamaştırıyorsun. Peki, hazır mısın? Hazırım. Peki bir şey elemeyle ilgili sormak istiyorum. Geçen haftanın üzerinde kalan izi var mı? Ya aslında çok fazla yok. Ben beklemiyordum. Hala böyle kötü bir rüya ve şaka hiç olduğunu. Hiç yaşanmamış gibi kabul evet, ediyorsun. Yaşandı bitti, saygısızca kapattım konuyu. Peki bu gece bir ters bir durum var mı? Korkun var mı? Endişen var mı? Yani İsmini sevdiğim bir insan seçtim. Giderse üzülürüm. Arkadaşlarımdan biri. Onun dışında tabii bir kulis yaptık. Yapmadık değil. Güzel, bu detayları şurada sohbet ederken paylaşalım. Tamam, vereceğim arada dedikoduları. Bol şans, geçebilirsin jürinin karşısına. Bir inci fir, yani bir mücevher firmasının yüzü oldun. Elbisenin ama astarı sarkıyor canım. Nerede? Bu şey mi? Kiralık değil mi? Bir designer'dan aldım ama üzerime göre yapıldı en son tarzda. Ama olmaz, şöyle bir döner misin? Tabii. Yo yo, bırak şeyini elinle oynama. Evet, yavaş yavaş dön canım. Evet, çok hatalı. Bir. İkincisi, göğüs dekoltesi çok açık. Şöyle iki açık, yayılmış. Eğer tam üstüne göre olmuş olsaydı o öyle olmazdı. Sen çok güzelsin. Saçını çok beğendim. O inci de orada çok güzel. Neden böyle bir elbise giydin? Ben köpeklerle çıkacaktım. Siyah, beyaz ve kırmızı ağırlıklı bir kombinim vardı. Ama köpekler geldi ve gitmek zorunda kaldılar. O yüzden yanımda olan yedek kostümümü giydim ve buydu. O yüzden böyle geldim. Ben de incinin hatırına 4 veriyorum. Aslında 3'tü. 4 puan Nurella'dan. Ama inci çok severim. Çok, yani çocukluğumdan beri. Seni de ben bunu böyle vintage bir elbise zannettim. Kiralamışsın. Allah Allah. Değil o geçen mi bana? Gün siyah çiçekli bir elbise giymiştim ya aynı kişiden. Ha, biliyorum, çok güzel, beğenmiştim ben. Evet. Beğenmiştik. Ne bileyim ben, o hataları sende görmek istemezdim. Bir de ilk yarışmacısın, beni etkilemelisin. Hayatım, bir durulgunluk var sende. Ya elbiseme göre davranıyorum, hani tarz bir bütün ya. O yüzden ha, tabii. O heyo hareketlerimi backstage'de bıraktım. Evin delisi. Biliyorum ya. Yani meşhur değil mi? Evet evet. Tabii. Takip ediyoruz. Evet, benim puanım 4 puan. 4 puan. Teşekkürler. Sen hep böyle hareketlisin Adem. Programda izlediğimizde de böyle coşkusun. Ben de bu kadar sakin olmayı çok şey yapamadım yani. Yani daha ben biraz daha kıyafet ve şeyden değil, normal enerjiyle değerlendirebileceğim. Çünkü kıyafetten çok anlamıyorum. Dekoltede sanki hani mücevher tasarım şeyi ya, mücevherler ön plana çıksın diye şey yapmış olmuyor mu yani? Şimdi fazla canım, mı oluyor? Biraz bol, tabii bol olduğu için bu kısım yayılıyor. Yaydı, yayılıyor falan, ben anlamıyorum onları. Bedenine ben göre değil. Yoksa şey, çok romantik bir elbise evet, ama aynı onun bedenine göre değil.
benden 4 puan. 4 puan. Teşekkürler. Evet, İnci. Zarif bir aksesuar. Romantik elbiseler kullanmalı. Evet, uçuş uçuş şeyleri. Daha maskülen tarzında kullanabilir. Yani ben de çok severim bir aksesuar. Ama üzerindeki elbisenin oturmadı için ve hakikaten belki bir küçük dikişler ve yaptınız. Tadilat yaptınız elbisenin. Ama olmadı. Yani hem göz kısmını hem de astarının yerinin kadar bayağı gösteriyor. Onu şimdi fark ettim ben ya, haklısınız. Oturmuyor. Ben haydi o elbisende hatasız bile olursa ben saçını hiç beğenmedim. O yan, o şeyin ağlında yapıştığı niye, üstünde o incileri anlamsız. Yani benim için zarif ve güzel durmuyor. Sanki inci var, inci nerede takayım, nerede takayım? Ha, haydi kafa üstünde bir takayım. Kolye değil mi o? Zaten kafa aksesuar değil o, saç aksesuar değil. Yani çok yapay durdu. Yıldız sensin, konsept. Yani yıldız sensin tamam, inci yıldız mı oluyor şu anda, sen değil. Yani sürekli her yerde inci var. Ha tamam, inci konsept olabilir ama yıldız sen olmalısın, inci değil. Dört. Dört. Enigma lazım bunu çözmek için. Kriptolu yazıyorum. Ben elbiseni beğendim, kolyeni beğendim ama kafan hiç güzel değil Özden. Ya. Gerçekten pardon. Kafayı kes at yani. Fazla abartmışsın. İnci bilmem tanıtımı bilmem ne filan. O gerdanındaki kolye yeterli bunun için. Kafandakini hiç sevmedim. Saçını da hiç sevmedim. Tek zaman var. Makyajın da normalde sen hafta arası daha güzel makyaj yaparsın. Kafayı kesersek 4 işte. Teşekkürler. Furkan. Özden olmamış. Şöyle. Ben o davetteysem seni de yıldız olarak hayal ediyorsam incinin yüzü olarak başka birilerine bakarım o mu geldi diyemem. Arkadaşlarım zaten çok fazla her şeyi tekrarlamaya gerek yok. Çok söyleyecek de fazla bir şeyin yok zaten. Olanları da arkadaşlarım söylediler. Fazlalarım da kafamda falan. Yani ama zaten. en barizi kıyafetin bir kere üstüne oturmamış olması. En önemlisi o. Arkadan hele bir dön bak. Bir dön arkayı. Yani bir kere buna dikkat etmeliydin. Çok fazla kırmıyorum. Geçen hafta seni ismini yazdığım için. Bu sefer hadi 3 verecektim. Geçen hafta ismini yazdım, 4 veriyorum. Teşekkürler hocam. 4 puan Urkan'dan. Teşekkür ediyoruz efendim. Özdencim seni yerine alıyorum. Sevgili izleyiciler, bu gece yaşanacak vedadan sonra bu yarışta işin rengi değişiyor. Yeterince hevesli ve istekli değillerse veyahut galiba yarışın bundan sonrasına stil bakımından ben devam edemeyeceğim hissindelerse belki de onlar için bu gece gitmek en hayırlısı. Gitmesi gelenin gözünün yaşına bakılmayacağı bir dönemeçteyiz sevgili izleyiciler. Pazartesi günü işte benim stilimde bir şeyler olacak. Detaylar mı? Bu gece yaşanacak vedadan hemen sonra detayları sizlerle paylaşacağım. Kaçırmamanızı öneririm. Şimdi gecenin yıldızı olacak. Üstelik de bu haftanın taçlı prenseslerinden biri. Maria Surina, Odin'da.